Kendimden kaçak, yârim keskin bıçak, nerede bende o yürek, yardan cayacağım. Hep göze bucak. Git. Ulan beş! Abi orada durana kadar bir işe yarasana, bu tahtanın bekçisi gibi git diyorum, adama dokun ulan bes versin. Rıdo, vasistan suda. Ne seviyesiz cücük mizahı. Kral ne haber? Hemen Drinko'yu kaç yıldır çekemediğimize dair bir hava durumsal bilgi verir misin? 2 yıldır çekemiyoruz. 2,5 ay önce çekmeye niyetlendik. Niyetlendiğimiz günden itibaren adımımızı ne zaman bahçeye atsak yağmur yağmaya başladı. Fırtına koptu, şimşekler çaktı. Sabah Drinko'nun ilkini izledim. Onda da aynı böyle bir şey olmuş. Bugün uyandığımızda hava 29 dereceydi. Şu an 1 Fahrenheit. Yağmur yağacak birazdan. Birazdan atıştıracak ama ondan önce senin bundan önceki Drinko'larda ya böyle tahta olur mu dedikten sonra bu ne anasını satayım? Tahta değişmişti. Onununki açıklama yaptım diye böyle oldu. Şimdi özümüze döndük. Eski tahtaya döndük. O da şunun için bu oldu. Bu eski tahta mı? Yeni bir stüdyoya geçtik ya. Orada bazı arkadaşlarımız abi ofise dön, oradaki samimiyet, oradaki soba. Ben de okuyorum onları, evet. Onlar bizi biraz korkuttuğu için hala bahçenin bizde olduğunu gösterebilmek adına bugün bu videoyu eski tahtayla çekiyoruz. Bak perişan olmuş kullanılmaktan. Tahribata uğramış. Bir de sevgili arkadaşlar, daha önceki Drinko'larda ne hikmetse herhangi bir konuk yok ama bugünkü yüzüğüde konuğumuz sevgili Rıdvan abi. Rıdvan abi, seni hala tanımayanlar için Alperen'in kamerasını biraz kendinden bahseder misin? 2 kelime sadece. İyi deliyim. Yeter bu kadar. Bu kadar. Bugün sizlerle beraber objektifin karşısında görmeye alışık olduğunuz iki isim ve Schrödinger'in kedisi yanlarında. Bugün yıllardır oynamadıkları, efsaneleşmiş cezaların fink atacağı Drinko oyununu oynamak için bir arada eski bahçelerinde toplandılar. Bakalım en az cezayı çekerek evine kurtulmuş pozisyonda gidebilen arkadaşımız kim olacak? Bu yarışmada cücelere acıma yok. Rıdvan abi ilk çıksın. Ulan keşke başka bir şey edileseydim ya. Çok fazla cüce kelimesi geçiriyorsun. Ben kırılıyorum. Bunu toplum alışsın diye yapıyorum. Toplum neye alışmamış? Cüce bir suç değil. Doğru mu Rıdvan abi? Senin doğrudur. Bilimsel bir ismi cüce. Evet. Bilimsel ismi cüce mi? Evet abi. 4 yıldır ilk defa mı söylüyorsun? At hadi cüce. Bilimsel. Bir dakika, hep bilimsel konuşuyor. At bakalım hadi. Bu benim mi? Nasıl ama? Çok güzel lan. Çok güzel. Abi hiç gözükmüyorsun ya. En üstünde misin merdivenin şu an? Evet, şu an tepesindeyim merdivenin. Hadi ya. Aç bakalım. Anasının nikahı. Pardon. Pazar sürprizi şakası. Bak gözünün önünde açıyorum, sonra deme bana. Neymiş? Ekmek arası diş macunu ye. Uf, tak benim eski görüntüyü gördük Alperen. Ulan ben 32 yaşındayım. Hayatımda ilk defa dişimi fırçalayacağım. Ya bunun inmesi dert, çıkması dert ya. Biz seninle eskiden ekmek arası diş macunu yemiştik, biliyor musun? İyi ki bize denk geldi. Eskidendi. Çok eskiden. Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Yedin mi yavrum? Şunu al, bu sende. Bir dakika, ben taze biraz daha burada sıkmak isterim çünkü inanmıyorum. Sana güzellik yapılmış olabilir. Lan zaten kokuyor. Öyle bir şey yok. Ver. O ne, ipana mı? Aynen, ipana. Ya şimdi ipana. Ya ısır, kurtulalım hadi be. Biz seninle o sırada taş kağıt makas, ikinciye kim çıkıyor? Hadi. Sen çıkıyorsun. Bak kahretsin ya. Ben buraya bu arada ilk defa çıkıyorum bu kadar yükseğe. Alo! Merdiven değişti bu arada. Eski merdiven bu kadar uzun değildi. Evet, ben rahat çıkayım diye. Buradan nasıl bir şaka çıkarabilirim? Allah'ım bana yardım et. Vay be! Ulan internet mahil, hakaret. Mahil mi? Mahil kimdi ya? Özür dilerim. Yapma, 50 kere dedim sana. Mahir abi, özür dilerim. IQsyun.com. Ya yiyor mu o çocuk? Alo! Gel buraya. Buradayım. Yiyorum oğlum. Olur mu? Bence sen bir tartarsın ve annene bak. Anne, ekmek arası yolla sana. Güzel ipananı yedin. Hadi bakalım. Ne hissediyorsun? Çok güzel. Ağzındaki... Tamam, bitecek o, biliyorsun değil mi? Siktir lan. Arkamdan ağlar. Midem ağrır. Bu arada boş gelirse en yakınındakini çekersin. Ağlama orada. Dur be daha. Ya tepe tak bak. Bu. Şu değil mi? Aynen. Bu. Alın Rıdvan abi. Göreyim, buradan göreyim. Öyle ineceğim. Abi tamam, sakin ol. Rakiplerin istedikleri bir bölgene, istedikleri bir kozmetik ürünü kullansınlar. Ertan, nasıl bir kozmetik ürünü? Ne bunlar? Allah Allah. Video önce söyleseydiniz ya. İstediğimiz bir bölgeye. Şu kalemi kaybet. Ne yapalım biliyor musun? Bunluk bir şey yok. Bu hafif. Gel sen seç. Üçünden birini. Ama merhametli ol. Ben sana o şey macunu yemeği dedim. Tamam. İstediğin bölge şöyle, biz zırvalık yapmayalım. Yani gözüne ruj sok falan. Güzel ruju sürsün ama evet, bomba gibi sürsün. Tamam, ruju ben süreyim. Evet sen sür. Tamam ver. Ha, alışayım ya. Ha, dönersen ısıkacak. Sen değil. Ha, değil mi? Kerim'de unuttuk çünkü. Ver bir ayna mayna ver bari. Telefon versen yapabilir misin abi?
Olur. Sanki gün içinde rutin yaptığın bir şeymiş gibi. Şöyle dokundursam yeter mi? Oldu. Hayır, doğru düzgün sür. Ben o diş macunu var ya dalağıma kadar yedim. Hiç de şikayetçi olmadın ha. Hepsini bitirdin mi? Çürük Ali. Acıkmıştım çünkü. Hımm ya. Vay 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 vay. Ankara otogarda her yer kaynıyor. Ali 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 kartlara bak. Aman 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 aman. Ben size dedim 133 bölüm daha podcast yapalım dedim. Eziyet çekelim, ruj sürelim, nasıl? Çarka çıkalım. Gel bakayım bir şey. Abi. Şimdi Balat'ta de beni kimler öptü de. Getir bakayım çok 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 çok. Lan deniz kabuğu. Dikkat et de kendine. Aman ha. Tamam Mesutcan Tomay atıyor. Hülle götüyle şimdi yukarı çıkıyor. Hadi bakalım Mesutcan Tomay. Geliyor. Ne? Lan seni var ya. Kırbaçlarım ha. Ben açacağım bunun cezasını. Dur. Bu. Aç hadi. Lan tahtayı sallamadan aç. İstediğim bir rakibin istediğim ne? Ne? Senin okuman yok mu abi? Abi okusana. İstediğim bir rakibine istediğim bir şey yap. Durun geliyorum çocuklar. İstediğim bir rakibine. Bu ben değil. Rıdvan da olabilir. Bir dakika. Bir dakika. Al gülüm. Bir daha baştan okuyayım hemen. İstediğim bir rakibine istediğim bir şey yaptır. Onlara bir ceza mı çektireyim, kendime bir ödül mü isteyeyim? Gel taş kağıt makas. Onda niye yapmıyorsun? Gel taş kağıt makas. Kendime bir ödül. Ben kazanmadım mı lan? Kendime bir ödül istiyorum. Her türlü sana istediğimi yaptırmayacak mıyım? Telefonum hariç her şeyi yaparım. Telefonu falan vermem. Tamam bu bana vermem, niye ödül? Vermem baba, ne oldu? Mahremin niye bana Allah ödül olsun? Gel buraya. Şöyle yapacağız. Bana hizmet etmeni istiyorum. Kölelik. Ha yol yap, köprü yap. Beni tıraş eder misin? Salak bu çocuk ya. Nasıl yani? Beni tıraş edeceksin. Şöyle bir tıraş mı? Hayır. Hayır. Değil. Zımba bir ürün kullanarak beni tıraş et. Vardır illaki. Tabure, sandalye, bir şeyler, Kadir Alkan'dan gelme, bando. Berber koltuğu. Ne yapacağım sana? Ne tıraşı? Otur otur. Ha. O zaman sevgili Mesutcan Tomay'a. Çırak! Gel bakayım. Vizyonsuz berber. Kadir'im ne yaptın? Ya bu solan anamızı ya piyasalar, döviz, borsa, morsa. Aa. Yıkamayı alayım mı? Sana güzel gazete. Oo. Akşam da Fener Sivas maçı. Alo. Vay eyvallah iki gözüm. Güzel kahvemizi hatta taburemizi de alalım. Tabure yok mu sevgili Mesutcan Tomay için? Çok teşekkürler. Ne yapayım? Pazar sabahları Ganyan sayfasını okumadan tuvaletten çıkamıyorum. Benim rutinim bu. O niye? Onunla da Rıdvan abiyi az. İkinci isteğim de bu. Olabilir mi? Sade Türk kahvesi, gazetesi ve tıraş edeceğiz. Sevgili Mesutcan Tomay, şimdi seni tıraş etmek için Philips One Blade'i seçtim. Peki neden seçtim biliyor musun? Neden? Dur da anlatayım. Senin kirli ve bakımsız bu sakallarını tıraş edecek tek alet Philips One Blade. Biraz ondan bahsedeyim. Ne dersin? Olur, olur. Pekala. Şimdi Philips One Blade'i seçme sebebimiz, Philips One Blade her uzunluktaki sakalı tahrişsiz, sıkıntısız bir şekilde alıyor. Bir inceden başlayayım mı Mesutcan Tomay? E hadi. Eline ustura falan versek beni öldürürdüm muhtemelen ya. Ama Philips One Blade'le asla. Normalde bağırırım, ağlarım. Görüyorsun değil mi? Nasıl kıpırdamadan duruyor. Peki cildinde neden herhangi bir şekilde kesik çizik tahriş olmadığını düşünüyorsun? Çünkü genetik haritam şahane. Genetik haritanla alakası yok bunun. Philips One Blade'le alakası var. Çünkü bu bıçaklar cildin üst seviyesinde alıyorlar öyle değil mi? Bu arada bir şey diyeceğim. 3 ile alacağım. 5 ile. 3. 5 ile al. 3. Hayır. 5 ile al. 5 ile. 3. 3. Reis 5 ile al. Hiç. Beş. Herhangi bir sıkıntı var mı cildinde? Sıfır. Bu arada böyle bir aleti neden mesela yanına seyahatlerde almıyorsun? Sakalın deli dana gibi uzuyor. Durumum yok ki abi. Seyahate çıkamıyorum. Yoksa alırım. Hakikaten toparlıyor bu arada. Bu arada sevgili arkadaşlar, Philips One Blade'in kutusundan 3 tane farklı uzunlukta sakal tarağı çıkıyor. Dolayısıyla sakalımı şimdi böyle tıraş edebilecek miyim? Aynı uzunlukta kalabilecek mi diye asla ve asla endişeye düşmeyeceksiniz. Tıraşa devam. Bunun en güzel özelliği ne biliyor musun? Tam benlik. Seninle gittik Alaçatı Bodrum'a. Benim bir berber kuaför krizim var ya. Baba yanımda şu olsun. Sana yemin ediyorum, tak USB'ye. Bız 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 devam. Sen artık Philips One Blade'i eline alacaksın. Bundan sonraki çekimlere asla ve asla bakımsız ve bu kadar pis bir sakalla gelmeyeceksin. Çünkü artık Philips One Blade'im var. Sevgili arkadaşlar, Philips One Blade'in şarjı kesintisi 45 dakika gidiyor. 40'ını doldurdun. Sus işini yap. Kulağını ısırıp tüküreceğim. Benim için önemli baba, önemli. Böyle bir şeyin ne kadar şarjın gittiği benim için önemli. Oğlum gözümüzü kapadık, beni böyle top sakal falan yapmadınız. Hayır. Değil mi? Bir son kez bir bakayım. Şu önlüğü de alıyorum inceden. Bir ayna yok mu ya? Arkaya tutmalı falan. Ha? Çift ayna bam gül. Bir hemen telefon alalım. Kendisini de görsün. Korktu çünkü ya. Sıfıra vuracağım falan filan diye de başta 50 kere söyledim. Yapma. Sana güvenmiyorum. Philips One Blade'e güveniyorum. 10 numara. Tak tuk. Bu arada en çok benim Philips One Blade'e ihtiyacım var ya. Ben her gün yıllardır bu işe bakımla geliyorum. Bana bir tane pis halimi gösterebilir misiniz ya? Çık tahtaya. Çık. Philips One Blade. Hadi gelin. Evet, Küçük Prens. Geliyor, geliyor. Ceza meza çekmeme. Yeter, kanter içinde kaldım ya. Bak.
Bu adamın niye yanında elinde Türk kahvesi var? Benim elimde niye bir şey yok? At abi at. Abi inşallah bir tane ben çekiyorum. Bir ya. Geleyim mi? Dur orada. Mesut da domal. Hadi gel. Ya 10 squat, 10 şınav. Abi bu adam yapamaz ki ya. Aa anasını bile belleri. Sen gel gel gel. Net yaparsın. Sen yapsaydın keşke onu. Şovun olurdu. Yo ben ne ben sabah yaptım güzel zaten. Güzel bedenini gösterirdin bize. Aylardır bizim, hazırlıyorsun ya. Bizim eskiden Rıdvan abiyle bir squat değil. Push up şeyimiz vardı. Hatırlıyor musun? Şurada. Aa sen eski Ali var zannediyorsun değil mi? Gel yok beraber mu? Girek. Bak ikisi de nasıl hünerlerini gösterecekler ya, heyecandan kuduruyorlar. Biz gel beraber. Böyle, patates çorba gibi. Hadi bakalım. Taş kağıt makas için değil. 10 squat. 10 squat mı? Evet. E hadi. Hadi neyi göstereceğim? Hadi squat yapmıyorum biz baba. Tamam babacığım zaten şunu yapacaksın ya. Tamam beraber yapacağız işte. Tamam hadi. Beraber yapıyoruz zaten. Evet. Hadi. Aa! Hüllesi nasıl çıkıyor Ertan? Bak eli doğru kullanıyor bak. Güzel. Devam. 2. Abi senin kıçın bedeninden bağımsız çalışıyor yani. Dur. Push-up'a ödül koy Ertan. Hayır en fazla... abi adamın cezası. Sen kendine buradan yine para çıkaramazsın. Parasız yapma. Adam cezasını çekecek. Parasız yapma. Evet yapacak. Parasız paraya ihtiyacım var. Yap Ertan ben, ceza ceza bu çek ceza. Çek şunu hadi yat yere. Ertan çık. Ertan yapma hala. Cezadan ödül kovalıyor. Şimdi şınav mı? Evet. Evet. Buna eşlik etmeyeyim be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha sen geliştirmişsin kendini. Yaman, yaman. Bundan sonra ansiklopedi yırtacaksın ikinci etapta. Üçüncü etapta da tava bükeceksin. Anasını satayım sıra bende mi? Helal olsun Strongman. Sıra sende sende. Bok vardı o ceza bana çıkmadı ya. Ben aşağı inmeden kağıdı açma. Tamam dur. Göreyim. Cezayı orada göreyim. Pişmiş salyangoz ye. Bu zamana kadar kimsenin öyle bir cezası yoktu. Görkem edep vallahi yemem. Görkem bana WhatsApp'tan bir liste atmış. Drinko'nun çekilecek alternatif cezaları kaç taneydi biliyor musunuz? 450 taneydi. Eledik biz burada 15'e düşürdük. Mevsimi değil, mevsimi değil. Push up, squat ne? Salyangoz ne? Abi ama bayağı güzel bir şey bu ha. Çiğ yok mu bunun? Bir şey diyeceğim. Bakayım lan merak ettim. Salyangoz hani yerde bulup yiyordun ya. Aa Paris'te yiyelim diye beni otelde sabah 8'de şey uyandırdı. Philips Sunblade sus. Philips Sunblade. Bak kürdan getirsenize bir tane. Onun içini çıkarma böyle döndüre döndüre çıkarması lazım. Yani. Arkadaşlar kürdan da değil. Bir çay kaşığı gibi şey lazım. Bu normalde kabuğuyla yenmiyor ki. Kabuğuyla yemeyeceksin zaten abi. Normal içini yiyeceksin. Öyle bir istiyorsunuz ki kabuğunu da yiyeyim anasını kabuğunu satayım. Kabuğunu da ye. Gel taş yat makas kabuğunu da ye. Kabuğunu da yiyeceksin. Böyle yaptım. Böyle yaptım. Elim böyle kaldı. Elim kireçlendi lan. Elim kireçlendi. Alayım. Hayır kabuğunu yiyeceksin. Kabuğunu yiyeceksin. Kral yiyemem. Kabuğunu yiyeceksin. Ne var sen bunun içine yiyeceksin. Bir şey koydun değil mi? Yemin ediyorum. Vallahi ya, koymadınız değil mi? Manipülatör. Oğlum koymadınız değil mi? Lan bak. Ne koyacağız salyangoza daha zaten ya? Ye çıtır çıtır ye. At kabuğuyla. 36-37 yaşında bombastik bir kadın dese bunu yapardın ama değil mi? Kim dese mesela? Kaplumbağa da yerdin değil mi? Kim dese mesela? İsim vermek istemiyorum. Ver ver. Vermek istemiyorum. Hayır günümüzden güncel isim verme. Yarın öbür gün ne olacak? Başka isim gelmiyor aklıma. O kadar mı ya? Hiç isim kalmadı mı bizde? Yok ben bitti artık. İlk 4 sene isim zikrettik sadece. Heh. Aaa kabuğuyla falan yiyor. Arkadaşlar. İçinden yap. İlik gibi onu. Heh. Onu biliyorum da kabuğu yememiz diyor ya. Mal mıdır nedir? Tamam. Sarımsak deryası. Em onu em. İlik gibi onu he. TikTok'ta böyle salyangoz satan bir bakkal var. Gecelerce onu izliyorum ya. Em şöyle bir. Abi dişin zarar gelecek. Senin dişler porselen manyak. Getir baba getir. Seni var ya seni. Nerede o? Kaçlıyor orada. Saklan bana buraya gel. Makas var mı? Gelmez çünkü bu. Bu ne teferruatlı bir şeymiş ya. Şu cezayı çekmek için 4 tane alet şuradan kesebilirsin. Abim benim tipsi bartender. Nasıl biliyor sıvıyı nasıl çekeceğini? Sen salyangozdan tiksinmiyorsun ha. Sarımsağından tiksiniyorsun. Ama tamam yeter. Kuruttun için. Yo ans girme. Kız mesaj almış korktum ya. Ay hoca geldi. Ha bedroom dance ha. Aynen. Ha. Onlara ödül verin anasını satayım. Ya sana mı verecekler sana mı? Sen ödül... Bana verecekler lan. Alamıyorsun ki sen. Bana verecekler. Alamıyorsun sen. Bana verecek. Görüntü sen koyduracağım. Sen ödül alamıyorsun. Çekildim görüntü koydum. Evet. Okey geldim tamam okey. Atıyorum bak. At lan. Lan mı? Atar mısın arkadaşım? Tükürdü mü sana o? Tükürecekti kaçtım. Oh 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 aç bakalım ne diyor?
Bir sonraki cezayı rakibine çektir. Ulan! Ulan! Hemen söyleyin, ne oldu? Tanrı'nın eli müdahale şekli. Hadi bakalım. Kimde sıra? Sende sıra. Bende mi? Ana ne çabuk döndü lan. Ben bir sonra ne çekersem onlar için çekiyorum, doğru mu? Rakiplerine yazmıyordu, alo. Rakibine birinizi seçeceğim. Beni seçme. Abi bağırıp çağırmasam ben zaten onu seçeceğim. Bak, ben çok değişik dönemlerden geçiyorum. Çok değişik dönemlerden geçiyorum. Bak ben de iyi anlaşsam ben zaten sana ceza çektiririm. Ben seninle iyi anlaşmıyor muyum? Ben onu boka batıracağım. Sen ben... bak uyuma git. Uyuma git. Yalvarttın yine ha. Neredesin? Çok geç çıkıyorsun be. Evet be küçük ayı, at hadi. Ulan üçüncü kata kadar çıktım. Boğazı görüyorum. At hadi. Ben açayım mı? Çok net attı. Çekiyorum, aç. Ekibin hazırladığı iğrenç şatı iç. I'sı olmayan bir yazı bu arada, bu ben koydum. Ben bunu hatırlıyorum, 3 sene önce bunu ben içmiştim. Topraklı olan mı? Bunun içinde her şey var. Kahve, yumurta, sidik, toprak, macun. Her şey var bunun içinde. Hadi gel in. Oraya. Gel. Hadi in, in. Bak karışım nasıl bir şey biliyor musun? İçinde o kadar çok şey var. Bir bok yok. Kıkırdak, yumurta kabuğu falan. Bir anda 15 santim atabilirsin. Köpek maması gibi bir şey. Oo. Oy. Kadir Hoca şöyle bir listesini koydun hemen. Listeyi kapattım o elimle. O içirir mi amına koyayım yani? Eşeğinsi değil, iç daha iyi amına koyayım. Arkamda dur, bir dahaki turda ona patlayacağım. Bunun tamamını içmezse ama onu aşağı atalım burada. Tamam. Ben ne yapayım şu an? İçirt onu yani. Bir yapıp kaçamazsın yani. Arkamda dur, hepsini çek. Gel bakalım. Gel bakalım abi. Hadi biraz serinleyelim. Evet. Abi, sen zaten delikanlı bir adamsın. Şat. Delikanlı, tartışılmayan bir adam aynı zamanda. Çok delikanlı var. Etrafta çok delikanlıkları tartışılıyor. Misal. Seni göstermiyorum ki şu an. Bunun içinde neler var? Önce bir sorayım ondan sonra. Listeyi verdik ya, seyirci gördü, sürpriz. Bir şey değil ama olmaz ya. Ivır zıvır şeyler abi. Kötü bir karışım işte. Midem hassas, acı değil değil mi? Eğer bak bir şey varsa. Abi bu ceza. Bunu senin keyfine göre yaparsak nasıl ceza alacak? Ben ya ben geceleri yatamıyorum ama. Şat 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 şat. Tek de koysan buraya kadar doluyorsun zaten. Onun için diyorum işte. Güzel güzel. Aman 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 aman. Kırmızıya gel sen Ergin. Vur lan vur. Döndür kafanın üstüne. Kırmızı azar çıksın. Helal olsun. Ben sen çıkıyorum değil mi? Şimdi. Evet. Ben şu an çok iyi devam ediyorum. Bir sonraki tur zaten ceza çekmeyeceğim. Bunlardan birine çektireceğim. İki kere daha kurtulsam külliyen kurtuldum. Bu dünyanın en uzun drink oyunu mu? Kaç tane daha ceza var? Ya benim yükseklik korkum var. Altıma sıçıyorum oraya çıkana kadar ha. Bu videoya 700 bin like gelirse Burj Khalifa'da çekeceğiz. Seneye Burj Khalifa'da drink o. Topu bırakacağız oradan düşene kadar. Ertan yalanına senin ha. Bunların yarısı passa niye sabahtan beri ceza çekiyoruz? De bahtsızız. Gelmiyor abi. O zaman şurası pas abi. Al attım. Oraya at, bu tarafa doğru gelecek. Sen bu oyunu nereden bileceksin? Ulan demek ki sizin sisteminiz hileli, biz yapınca niye tam yerine gidiyor? Pachinko, fucking pachinko. Abi okuman yok ki. Sıra tekrar sana gelene kadar yüzünde 10 mandalla oyna. Beyler estetik var vallahi. Ya şaka yaptığını düşünüyorsunuz. Alo ya bir videodan çıkın. Ne mandalı ya? Bana da gelebilirdi. Cezalar bana denk geliyor ya. Bana da gelebilirdi. Bana da gelebilirdi. Oğlum senin yüzünde estetik mi var? Senin var mı? Evet abi. Adamla işi var. Zaten mandal adama çıksa 4 mandalımız artacak. Yüzümde 10 mandal. Beyler iyi bir şey yapın bakın. Ben dokunmayacağım, çok bağırıp çağıracak çünkü. Bunu Guinness ekibinden kimse yok mu anlayan, onlar yapsınlar. 10 mandal, burada 70 mandal var. 1000 liraya cezanı devralım. Mustafa mandal. 1000 liraya mı? Hastır lan, devir değişti. 1000 liraya ceza devralacak mısın? Bir şey diyeceğim. 1000 liraya git, 7 yeminden arabanı alamazsın anasını satayım. Akşam eve Hellboy gibi de gidebilirsin. Buran şişer, botoksun patlar, silikonu kaçar, ver 1000 lira. Yok be yok, ver aç abi aynayı. Tamam, yüzündeki 10 yeri sen seç o zaman. Çünkü suratın mayın tarlası gibi, neresi gerçek bilmiyorum. Evet. Sen mi çeksen 750'ye? Oyunun sonuna kadar sende kalacak ama iyi düşün. Şimdiden acımaya başladı. 500'e sen mi çeksen acaba? 1000 lira. 1000 lira çok. Yapacaksın ha? Bununla da yapsana. Salak mısın ya? Burnuma ya. Mahalleye şebek geldi zannediyorsun değil mi? Seneye küçüğünü yapacaklar. Kış betçi oyu oraya katılırsın. Burnu olmuyor ki buruna. Abi öyle duracaksın ha sonuna kadar. Burnunu çıkar, manyak mısın? Senin yüzüne ne olmuş Ali? Ne olmuş? Ne olmuş? Onu diyorum işte. Sana bir şey diyeyim mi? Kaşta patlarım ha. Net patlar. Senin buralar full silikon. 2020'de de kaşta patladık ya Antalya'da. Özlediniz değil mi o günleri? Oh Chris. Abi bak burnunu çıkarmazsan bittiğinde beyler, gerçekten Michael'a döneceksin. Kangren olurum. Bence burnunu değiştir. Görken de sayıyor o sırada. Al baba ya, manyak kaç mısın? Kaç var? 3, 5, 6, 9 bir tane daha takacaksın. İki daha ayalara takayım, ne dersin? Bir tane daha takacaksın. Sümüğü mümüğü bakıyor ya. Nereye takayım? Alt şuraya tak, alt dışı tak. Aynen. Bakın. Reis evin misin? Ne yapıyorsun ya? Baba haydi. Ben çektim, tamam sıra Mesut'u da. Mesut'u sıra hadi. Beyler hadi oyunu hemen bitirin lan, kangren olacağım. Hasret Bey ne yapıyorsunuz orada? Hasret Bey mi çıktı? Evet, Hasret Bey atıyor. Hasret boş gelirse yanındaki. Bu. Evet. Bu çocuğuna inşallah iyi bir ceza gelmiştir.
Rakiplerin senin Instagram hesabından istediği bir açıklama storiesi paylaşsın. Ben bu halde ne paylaşacağım anasını satayım? Şimdi ben birinizi seçeceğim. Azıcık şey yap be. Oğlum anam babam hasta benim. Ben... Hasret düştü. Allah! Oğlum kusura bakma unuttum lan. Çok korktum ya. Ben tutmadım onu çünkü. Ben rakibimsin seni kapalı seçiyorum. Kapalı Instagram'ım kapalı. Neyi anlamıyorsun? Instagram'ını açıyorsun. Evet. Ve diyorsun ki bu saatten sonra botoks falan yaptırmıyorum. Doğal halime dönebilmek için de 3 gün mandalla takılacağım. Getir abi telefonu göreceğim. Her şey için teşekkür ederim bugüne kadar bana estetik yapan doktorlara. Doğallıktan yanayım siz de artık salın bu işi diyeceksin. Tanımıyor ki suratı. Ben ne diyeceğim şu an? Şeyde taliplerimi arıyorum falan. Öyle bir şey olmaz. Dede arkadaşlar hayır. Ben çok azdım falan. Sizleri de. Görsünler hayır, de. Hayır görmeyecekler. Oğlum anam babam izliyor storylerimi. Abi görmeyecekler. Tek kendini çekeceksin. Benim üstüne seni hiç benden duramıyorum. Evet öyle de. Ya s**tirin gidin manyak mısınız ya? Öyle de. Ramazan Ramazan. Bu videoyu Ramazan'da Ramazan mı? Beyler bence bu yeterli. Beni böyle kabul edebilecek bir kadın arıyorum. Beni böyle kabul edebilecek bir kadın arıyorum. Mesela sen misin? Bana bak. Çekemezsin ki. Çekerim onu. Hayır çekemez. Çekerim. Çekemiyorum zaten. Sıkarım telefonu. Tek o hayır. Öyle bir şey yok. Olmaz mı Ertan? Olmaz Ertan. Çıktı orada duruyordu olmaz. Çıktı. Olmaz. O zaman durdurmayacaksın orada. Hayır abi bak senin suratın şişecek bak kendin geciktiriyorsun süreci. Ne diyeyim? Ablayı çek kendini çektikten sonra ben evlendim aşkım buraya gelir misin falan de. Aşkım. Buraya gelir misin? Ya yanıyor oğlum suratım ya. Alın. At bunu. Alın, abi. Alın. At abi. Ali Bey. Ha, atın mı? Annem seni cezadan kurtaracağım. Abi sen bunları hak edecek adam mıydın ya? Sen kaç yaşında? Sen adam mısın? En sonuncu diyorum. Evet, evet. Burada kaldı en sonuncu. Görelim. Suratında mandal olan rakibinin suratına 10 mandal da. Devam. Rakiplerine 500 TL cep bank yolla. Evet. Ceza otomatik düştü. Cezanın geldiği yere bak. Ceza otomatik kendini imha etti. Ya Rıdvan abi senet bir boş çek var mı bizde? Çek kullanıyor. Boş çek mi imzalatıyor? Yok oğlum param yok benim a**ım koyayım. Paran yoksa niye bu yarışmaya katılıyorsun? Ne bileyim oğlum para kazanmak için geldim. Allah Allah ya. Çok kötü. Adam anasını satayım böyle videoları yanında 80 bin nakitle geliyor ya. Evet abi bak cebe. İnandım orada. Kaldım burada ipotek oldu. Bir tane daha atayım bir ya dakika, onu geçelim. Madem 500 gönderemiyor oradan atlasın. Atlasın. Atla. Ulan 4 metre burası. Tam bir tane daha at o zaman. Yakala. Ya, yakalayamaz. Güldürme lan. Hadi abicim. At hadi. Bakalım. Herkesin işi gücü var hadi. Tık. Tam ceza. Video boyunca içlik takımı ile oyna. Bir paket ıslak mendil giydirelim buna ne yapalım? Yine cezayı sayma. Sayma. Dakika, bunlar yaramaz. İçlik var mı? Yarar abi giysin ne yapalım? Drinko dayı son drinko bu. Alo. Ya senin üstünde zaten içlik. Aynı içlik ya zaten. Gerek yok. Ertan aldım bunları. Tamam adam sıra sana geldi. İzi kaldı. Ananı suratım böyle kaldı. Yapmayın ya. Dede gibi oldu suratı. Yapmayın ya. Kırışık kaldı yanakla. Burnu çok merak ediyorum. Burnun nasıl çıkacak acaba? Kulağım. Kulağa bak. Daha iyi oldu kulaklar böyle sanki. Oğlum dudağım. Ben hiç kadın görmedim. Şuna bak. Burnuna bakın. Squidward. 2 dakikaya nereye geçiyor? Kan dolaşımı daha yeni başladı anasını satayım ya. Eski formunu bulacak. Burnun şişecek, eskisi hacmine gelecek. Bunun da bak şimdi içlik giymesini bekliyoruz. Ne boka yaradı az önceki aynısı? Sorma ya. İçlik bana ceza olurdu maksimum. Benim göt büyük ya biraz. Kim çıkıyor? Ertan son ceza. Ben çıkıyorum. Sıra sende abi. At. Bana öyle bir ceza çıkacak ki muhtemelen. Dur! Sen sorma. Sen söyle. Abi nasıl çıkayım ki? Hadi. Bilmiyorum ki. Hadi. Bu mu o zaman? Abi öyle bir sordunuz ki. Şey onun yanındaki. Abi. Şu, aynen o. O çek. Ver bakayım. Hadi bir pas ver artık ya. Pas. İnin. Ay maşallah. Oha. Burası. Oyunun sonuna kadar topuklu ayakkabı giy. Ya. Alalım babacım stilettoları. Baba bilir ya. Çok dağıttı zamanda stiletto. Ya benim kendi ayakkabılarım zaten stiletto olan giymesi daha zor ayakkabılar ki. Rıdvan abi çık. Çok rüküş abi bunu giymem bunu. Abi bir şey diyeceğim giyme. Cezalara baktı. Baktın mı? Cezaları ben biliyorum ki. Son cezayı sen çekeceksin. Hayır pastaları kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Pastaları da bakmayacaksın. Bakmayacaksın. Herkes hakkıyla oynuyor. Sektir git lan. Oha oğlum. Kral bir beni tutsanıza. Bu nasıl bir şey oğlum bu? Ben bir kere bakmadım Mesut da bakmadı. Cihangir'deki teyzeler gibi oldun ha. Senin olayın buymuş ha. Kesin bak bileğimi falan kıracağım. Çok da zor değil. Özgü Ulusoy aslında boşa... Tam şey değil mi ya? Yılbaşı sen Kaan'la. Ananı...
Buldum. Denge merkezini şu an buldum. Bir tek böyle durabiliyorum. Öyle kal. Sevgili arkadaşlar bir oylama yapacağım. Bu adam topuklu ayakkabıları giymeye çalışırken benim yüzümdeki mandal acısı daha çıkmadı. Sen neyine güvenerek Drinko'nun finalinde bir daha hiç yayınlanmayacak Drinko'nun finalinde nasıl gider de cezalara bakarsın? Sen kimi kandırıyorsun? Bizi kandırdın. Takipçiyi seyirciyi nasıl kandıracaksın? Dur lan. O yüzden son final cezasının iki tane ceza var. İkisini de o çeksin. Çıktı lan. Üç oldu. Üç oldu. Senin cezan üç baktı ya? Kim baktı? Allah Allah. Videonu senin. Bir şey diyeceğim. Kimdi? Bir şey diyeceğim. Gel hemen. Kamuyu açıyoruz. Buraya gel. Kamuyu açıyoruz. Hiç umurumda değil. Kamu umurumda da değil. Kamuyu açıyoruz. Bak Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı da tanımıyorum. Saygı da duymuyorum. Umurunda değil mi? 500 lira. Lan. Asla. Ben kadınım. Kadın olsun saygı mu duyacaksın. Yavşak ya, buraya gel. Ya ne kadını lan bayan. Gel. Abi tombul teyzeler nasıl topuklu giymek istediğinde ne yapıyorlar? Linç hazır ol. Tombul teyze ne pislik herif. Kamuoyuna açık bir yoklama yapıyoruz. Sen var ya. Zift ya şer. Ya mağduriyetim. Abi. Durun. Sen kıpırdama dayı. Lanet olsun oylamanı aç artık. Hayır. Be. Sevgili arkadaşlar. Basit. Hiçbir şekilde sizi manipüle etmeyecek bir şekilde soruyorum. Cezayı Ali ile Mesut çeksin diyenler alkışlasın. Cezayı Rıdvan abi çeksin diyenler alkışlasın. Siz satılmışsınız. Alayınız satılmışsınız siz. Çok ayıp. Götünden korkan adam cezayı çekmemek için tahtaya çıkmıyor. Kim? Ben çektim cezamı. İğrenç. Bana bak. Sidik içtim koymaz önce. Abi bize çıksa biz içecektik. Çektir git ya neye çıkmışsa içecekmiş. Abim cezaya baktın mı? Hayır. Kayıtlarda ceza olduğunu biliyorum sadece bak. Pas değil. Cezanın ne olduğunu bilmiyorum. Bu kadar net. Niye sen bizi azarlıyorsun? Bir dakika sen ben zaten. Ben oynamıyorum. Bir dakika atma sırası sende değil mi? Atma sırası sende. Murat Gülek nerede? Polat Gülek kim lan? Sende değil mi atma sırası? Evet bende. Çıkart oğlum Allah'ın adaleti de var. Nerede senin makaran? Bu ne? Rabbim ne yapacak biliyor musun? Böyle bir diski sektirecek diğer kağıdın içine sokacak falan. Canını alacak sonra bunun gel diyecek şimdiydi. Anam oğlum sakattır. Ya sıra Rıdvan abideyse çıkmasın. Direkt seçsin. Evet mantıklı. Evet. Evet niye yoruluyorum ki? Ulan GTA'daki sürtükler niye böyle yürüyor diyordum şimdi anladım. Bak anca böyle oluyor çünkü bak. Çünkü sen sürtüksün. Ya arkadaşıma sürtük deme ya. Ama ayıp ediyorsun oyun esnasında. Bak çıktıktan sonra de anasını söyle. Ben bu arada bayağı rahatım bu ayakkabılarla. Allah seni kahretsin. Abicim cezanı seç. Abi git çek hadi abi. Aa su topladı ayaklarımı. Eve gidip hemen arabada baba içeri giymek istiyorum. İki ceza var hala ceza diliyor. Acaba hangisini seçsem diye. O pas çıksın da bak nasıl topuklu ölüyorsun. O büyük bir ihtimal pas çıkacak ya. Aç bakayım. Pas değil. Oh pas bunda değil. Bunda ceza var. Bir şey yazıyor. Evet. Bunda ceza var. Burnundan sabunlu su çek. Oo, bu ceza değil bu bir işkence. Bu lağmanın burundan olanı. Yani bu nasıl bir şey? Diğer abi hiç mi çekmedin burnundan sabunlu su? Yardım etsene ben duramıyorum ayakkabı. Sen bir sabit dursana. Abi duramıyorum çok canım. Dur dur sen sabit dur. Abi git çek. Diğer cezayı merak ettim sonuçta. Hadi bak hakkındır çünkü. Ona da bakabilirsin evet. Kendin seçtin. Bu da çok iyi lan. Bunu da çekmek istiyorum. İkisini aynı anda. Evet. Ozan Rıdvan abi alkış. Bu adam mazoşist arkadaşlar. Başkası acı çektirmek isteyince asla olmaz ama kendinin canı çekiyor. Çok güzel. Önce hakaret etti bize. Ortalığı güzel bir ısıttı cezaya. Şimdi iki cezayı aynı anda çek. Muazzam bir şey ya. Hakaret etmedim ben bu arada. Aynen hiç görmedik oraları zaten. Ya geldin bana de burada seni öldürmek zorunda kalırım. Sen bunu da çek. Bunu da çek demedin mi? Bugün ofiste hava çok güzel ha. Senin ayakta duruyordun hani ne oldu ya? Duruyorum. Gelsene bana doğru. Abi çok kötü canım sabunlu acıyor. Sabunlu suyu alalım. Sabunlu su. Bunu ne yapacağım ben şimdi? İçeceksin abi. 10-100 bin milyoncuklu. Burnuna çekeceğim burnuna. Alnında gargara yapayım. Ya hepsini iç ya burnundan iki tane çek. Abi içemem ki ama gargara yaparım yani. Bu içilmez bu sabunlu s**k koyuyor. İçin temizlensin. Siktir lan. Bulaşık makinası mıyım ben göt. Yere oturacağım artık ya. Otur artık otur tamam hadi. Hadi gırgır yap hadi. Abi. Deterjan içme. Allah Allah kudurdu. Sabunlu su çekeceğim diye 2000 liralık cihaz gitti. Allah seni kahretsin. Çek cezayı. Cezayı. Diğer ceza neydi ya çok merak diğer ettim. Cezaya bak bakayım. Ertan alayım onu. Sen de ceza. Ver bakayım. Çiplerin kafana tencere geçirip metal kaşık ile vursun. Çok sen iyi. Bunu mu yapmak istedin? Çok iyi ya. Sana beyin kanaması geçirtireceğim. Ben vurmam. Ben vururum. Ben insanım. Vurmam. Topuklu bir adam bir cücenin kafasına tencere geçirip 30 wavlık bir formatla vuracak. Hangi slikte böyle bir gösteri bulabilirsin? Güzel. The Box New York. Gidenler bilir. 2014. Geliyor Rıdvan abi. Kaç tane vurayım sen söyle. Kaç tane olması lazım Ertan? 130 yazıyor kağıtta değil mi? 130 kere. Hayır kağıtta 130 minimum 50 yazıyor. 5 kere vuracağım. Tamam. Tamam mı? 5 az ya. 8 kere vuracağım. Vibrasyon hala devam ediyor bak. Bir durdursun lan. Tamam. Oo abi ne yap lan? İyi misin? İyi değil bu. İyi. Hakikaten iyi misin? İyiyim. Tamam iyiyim. Son 10 tane. Ne? Duymuyor artık ha. Duyu kaybettim. 30 saniye. 30 saniye mi? Abi duyamıyorum. Altıma işedim. Al işte. Oğlum. Beğendiniz mi yaptınız? Duyu kaybetti lan. Ya, oğlum duyamıyorum seni. Çıkalım. Bir 10 saniye falan ya.
Yaptım hadi abi. Geliyor. Hadi ya. Say Ertan, saymaya başla. 10 saniye. 1, 2, 3. Mesut bir tane daha vur. Mesut bir tane daha vur. Vuruyorum abi. Abi bacaklarım tutuyor. Sevgili arkadaşlar, an itibariyle 17.51, ne kadar güzel. Drinko'nun final bölümünün sonuna geldik. Burada sevgili Rıdvan abi mahlasıyla bildiğimiz Rıdvan Şelik, eski çocuk yıldız Müsşan Tomay ve ben namı değer, hatta diğer eski Late Night Show sahibi Ali Biçim, Drinko'yu gururla sunduk. Bir daha Drinko yok. Yok. O yüzden bu Drinko'ya 500 bin like gelirse... Var. Var. Direkt kaka yeriz bir dahakine. Rıdvan abi geldiğin için çok teşekkürler. Son Drinko'da bizlerle beraber oldun. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ dikkat et kendine. Ay pardon. Alperen, Rıdvan abiyi ışınla. Nide'ye gönder beni. Kral son Drinko. Öldüm. Halime bak. Son Drinko'su mu kaldı? Hiç mi nostaljisi yok be? Abi dur bir dakika. Fuck man. Son Drinko'da demeyelim ya. Son. Son. Son mu? Hatta Philips Van Blade'in sunduğu son Drinko. Bir kağıt havlu verseniz ama.